Herkese merhaba. Bugün bayağı yorucu bir gün olacak. Bayağı koşturmalı bir gün olacak. Yani nereden göstereyim bilmiyorum ama ev çok kötü durumda. Çünkü biz dün akşam izlemiş olduğunuz vlog kapattıktan sonra biz şey yaptık. Birçok şey yaptık yani. Birçok şey derken benim düne dair yapmak istediğim birkaç şeyi, bitirmek istediğim birkaç şeyi en azından bitirdik. Ve o yüzden ev talan oldu. Ben de hiç bir şey yapamadım yani. Çok uykusuzdum çünkü sabah 6.30'da kalkıyorum ve bir daha uyumuyorum ve oturamıyorum da. O yüzden aşırı derecede uykusuzdum. Ve dedim ki Halise hiçbir şey yapamam. Çok uykusuzum. Direkt yattım saat 1 falandı yani. Artık bayılacaktım uyku diye. O yüzden ev berbat durumda. Ama bugün birlikte yapacağız, bitireceğiz. Yavaş yavaş bitiyor ev. Çok şükür artık 3 ayın sonunda bitiriyorum. Yani tek tek göstermeyeceğim. Yaparken zaten görürsünüz ama nereleri şöyle göstereyim nereleri yaptığımızı. Miran şuraya cici bebe düşürmüş. Şimdi onu uyuttum. Şu kapı önleri var ya, bunları yapmamışlardı daha usta. Usta yapmamıştı bunları. Çünkü Halis yaptırmak istemedi. Benim eşim biraz pimpiriklidir bu konularda. Böyle dümdüz olacak, eşit olacak. Hani onlar da düz yapabilirlerdi. Evet ama şimdi bizim bu yerler şey oldu. Şöyle göstereyim size. Bakın hani böyle. Burası daha yüksek yani parkeden. Şöyle gördünüz mü? O yüzden hani bunun böyle hesaplanılarak yapılması lazım dedi Halis. O yüzden onu ben yapacağım dedi. Hani güvenemem onlara dedi. O yüzden kendisi yaptı. Dün yani şunları yaptık ve bitirdik. Ve fortmanto çekmecelerini yaptık. Ama çekmeceleri ayarını veremedi Halis. Onu mutfak dolabını yapan adam yapacak. Burayı da zaten o yapacak. Ama yine de en azından birçok şeyi toparlayabilmiş olacağım. Buraları falan toparlayacağım yani. Şimdi Miran'ı da uyuttum. Aymen zaten okulda. Kameramın şarjı çok az. Ben mutfağı falan toparlayana kadar kameramda şarj olsun. Ondan sonra vlog devam edelim. Kaç saattir çocuğu uyutayım evin içine başlayayım diye uğraşıyorum ama uyumuyor. Uyumuyor bu. Biz bununla ne yapacağız? Kendini görmek çok hoşuna gidiyor. Ama artık işe başlamalıyız, tamam mı? Hadi gidelim yatak odasına. Sen yatağın üstüne otur. Anne de oraları temizlesin. Olur mu? Olur mu? Yukarıda da durmuyor. Deli etti beni. Gel. Çok ağırsın. Sen çok ağırsın. Şimdi bakın şu arkama. Buralar hep toplanacak. Şimdi yatak odasının camını da açacağım. Yataklar dağınık. Her yerde. Bu çocuk bana hiçbir şey yaptırmıyor. Bak. Unutmayacağım. Toplarla oynasın. Yatak odasında birkaç değişiklik yapacağım dolap içlerinde. Bunu da zaten izleyerek göreceksiniz ama ben Miran duruyorken hemen işe başlamam lazım. Odasını bitirdim ama şu an göstereceğim temizlik hani böyle benim açımdan ya da sizler açısından nasıl bilmiyorum ama benim açımdan dip duruk bir temizlik değil. Sadece yüzeysel yerleştirdim. Yani yerleştirmiş tamam ama yüzeysel temizledim. Dip duruk ince temizliğim bütün evin düzenini kurduktan sonra başlayacak. Belki o zaman kendime yardım edebilecek birini ayarlayabilirim. O açıdan daha düşünmekteyim. Ne kadar yapabilirim, ne kadar yapamam bilmiyorum çünkü. Belki kendim de yaparım ama belki yardımcı da tutabilirim. Hiç bilmiyorum. Karar vermedim ona daha. Dolaplarımın düzenini değiştirdim. Şimdi sizlere onu göstereceğim. Birkaç eksik ya da birkaç fazlalık hala var. Onlar da fortmanto dolabı yerleştikten sonra yerlerine geçecek. O yüzden yüzeysel şöyle göstereyim size. Benim şurada şunlar vardı. Böyle
pijamalarınızı falan koyabileceğiniz, ay diğerini ailen odasına götürdüm. Koyabileceğiniz iki tane böyle çekmecem vardı. Biri burada, biri de şurada arkadaşlar. Şuradaydı. Ve bunlar en altta olduğu için böyle hep eğilmeniz gerekiyordu. İşte ne bileyim çok toz yapıyordu orada çekmeceler. Çıkartıp üstünü silmeniz çok eziyetti yani. Ve benim için de çok fazla yer kaplıyordu. Ve biliyorsunuz benim yataklarım bazalı değil. Bazalı olmadığı için de yorganımı, yastığımı koyacak hiçbir yerim zaten dolapta gördüğünüz gibi. Başka şurası ve şurası hariç yok. Ben de şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Buraya yorganları falan koyduğumda çok kötü duruyor. İğrenç duruyor yani, böyle yüklük gibi duruyordu. O yüzden o görüntü hoşuma gitmediği için ve çok fazla şey almadığı için, burası büyük gibi gözükse de size aslında dar, uzun. Ama çok fazla şey almıyor asla. Yani şuralara koyduğum şeyleri kesinlikle almıyordu. Sadece şuradakileri alıyordu burası. Ve ben bu çekmeceleri çıkarttım. Buralara böyle yüklükleri koydum. Giymediğim kıyafetlerin birçoğunu eledim. Gördüğünüz gibi dolabım şu an bomboş. Eledim çünkü giymiyorum ve sadece duruyorlar. O yüzden hepsini eledim. İhtiyaç sahibi insanlara vereceğim. Şuraya kemerlerimi dizdim. Bu buradan çıkacak. Burada da pantolonlarım ve kışın dışarıda giydiğim kazaklar var. Ben çok kazak giymeyi sevmediğim için çok fazla kazak almam. Şurada evde giydiğim tişörtlerim ve eşortmanlarım var. Burada hem evde hem de böyle kapının önlerinde giydiğim eşortmanlarım ve tişörtlerim var. Ama bunlar sadece evin içerisinde giydiğim, sokağa çıkarken giymediğim şeyler. Bunlar da hem sokak hem evde giydiğim. Burada Halis'in eşortman altları var. Burada tamamen Halis'in gömlekleri var. Burada benim pijamalarım var arkadaşlar. Şuraya şimdilik çantalarımı koydum ama çantalarım için bir organizatör. Bilmiyorum. Organizer. Evet galiba bu. Buldum herhalde. Organizer alacağım. O yüzden onları şimdilik oraya koydum. Bunlar da buradan kalkacak yerler. Orası değil. Bunlar günlük kullandığım nevresim takımları. Burası da Halis'in bölümü. Burada tişörtleri var tamamen. Sadece tişörtlerini astım buraya. Burada da kazakları, şu arkada şortları var. Onları artık giymediği için oraya koydum. Burada da evde giydiği şeyler var. Halis'in çekmecesini almanın odasına koyacağım. Çünkü burada Halis'in çekmecesini koyacak yerim kalmadı. Şuraya koydum ama olmadı. Çok yüksek durdu. Tişörtler çok aşağıda, yani böyle üstünde kaldı falan, olmadı. Burada pantolonları var. Yine burası yük şeklinde. Zaten burada ıvır iç çamaşırlarımız falan filan var. Buralarda yemeniler var. Buraya yemenileri aldım. Buraya da kendi şallarımı aldım. Şu an şu iki çekmecem olduğu gibi boş arkadaşlar. Buraya nevresim takımlarımla alakalı bir şeyler koymayı düşünüyorum. Farklı bir şey de yapabilirim, bilmiyorum. Burası boydan boya nevresim takımlarım. Biraz dağıldı burası ama burayı damlayla toplayacağım. Çünkü damla enfes topluyor. O yüzden burayı damlayla toparlayıp bu dolabı ondan sonra düzene sokacağım. Bunu Aylin'in odasına götürüyorum. İçini öylece boşalttım. Aylin'in toka kutusu yapacağım bunu. Çünkü ben taka kutusu yaptığımda kullanamıyorum. Burada da takılarımı koydum. Takılar için bir böyle yine şeyler alacağım. Kutular alacağım. Buralar takı kutum bölümüm oldu. Buralar zaten bu şekildeydi ama yine de çıkarttım, sildim. Burada uzun yolculuklarımız için çantalar var. Buralar düzenlenilecek hala. Burada da Mira'nın nevresim takımları, battaniyeleri falan filan var. Yani yatak odası bu şekilde arkadaşlar toparlandı. Şu an benim için toplu. Yine tozu aldım tabii ki. Şimdi süpürdüm. Ama yerini silmeyeceğim. Yerini silmekle vakit harcamayacağım. O yüzden bu odadan artık çıkıyorum. Birazdan şunu alacağım Aymen'in odasına. Orası da boşalacak. Oraya da bir evde eminim oraya bir süs, bir şey, bir obje bulabileceğimden eminim. Çünkü benim evimde çok fazla var böyle şeyler. Bu arada Miran'ı da yukarı çıkarttım. Çünkü kesinlikle benim bir şey yapmama izin vermedi. Şu an saat büyük bir ihtimalle 4 ve ben bu durumdayım. Düşünün yani, sadece Miran'la o odayı yapabildim. Burası hala böylece duruyor. Şimdi Aynen odasına gireceğim. Aynen odasını toparlayacağım. Dolaplarını zaten toparlamıştım. Ama şu çekmeceyi buraya koyacağım ve buraya Aynen'in iç çamaşırlarını ve çoraplarını koyacağım. Yani bu taraf sadece Miran'a ait olacak. Burada Aynen'in iç çamaşırları ve çorapları vardı. Ama burası, şu dolaplar komple Miran'a ait olacak. O zaman yeterli olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden şimdi Aynen odasını da şöyle üstten bir toparlayıp
Geliyorum. Aynı odasını da bitirdim. Sadece aynanın odasının dolap içlerini hiç ellemiyorum. Çünkü biraz toplamıştım zaten ama kışlıkları çıkartacağım, küçülenleri ayıracağım. O yüzden onun için sırası değil. Sadece yine toz aldım. Belli bir düzene soktum. Sizler eğer isterseniz kızımın dolap düzenini kışlık hazırlığımdan sonra, tamamıyla her şeyi yerleştirdikten sonra kızımın oda turunu sizlere çekerim eğer isterseniz. Şu buraya güzel olmaz diye düşünmüştüm. Ama bence çok güzel oldu. Neden derseniz tam Aymila'nın hani yatak boyunu hizası ve bunu buraya koyacağım arkadaşlar. Burada durmayacak. Burada çok saçma duruyor çünkü. Tam Armina'nın yatak boyu oldu. Onun başına böyle hani kitaplarını ya da işte böyle küçük su şişesi falan koyabilirim. Hani bir süs koymayı düşünmüyorum açıkçası ama dediğim gibi kitaplarını ve şeyi koyabilirim. Su şişesini koyabilirim. Bu komple tekrar benim yatak odama gidecek. Bu akül arabanın yeri orası olacak. Bunun yeri de burası olacak. Çünkü burada şu an Aymila'nın işini görmüyor. Ben şunu buraya getirdiğim için bunun artık burada işi yok. Çünkü bütün tokalarını, takılarını buraya koydum önceden. O aynalı dolabın içerisinde de aynanın odasında hiç ayna yok diye onu buraya getirmek istemiştim. Ve altında takı bölümü yapmıştım. Şunu da odama götüreceğim. Buna da ne koyacağım bilmiyorum. Bunu banyoya da koyabilirim. Yüksek ihtimalle bunu banyoya koyacağım bence. Takı kutusu olarak düşündüm ama çok karışacak. Onunla hiç uğraşamam. O yüzden bunu banyoda kremlerimi, işte maskelerimi falan böyle koyabilirim. Ve onu da şeye koyabilirim. Göstereceğim size. Sizler de bana fikir verin. Alta mutlaka yorum atın. Şimdilik yaparsam o şekilde yapabilirim ama buraya koyarım. Onu da bütün bakım malzemelerim onun içerisinde olur. Hem de bu dolabım da bayağı boşalmış olur diye düşünüyorum. Şimdi bunları ben attım buraya. Buradaki organizatör, doğru mu diyorum bilmiyorum. Onu aldığım için hepsini tıktım böyle. Burası da boşalmış olur kısmen. Ojelerimi, işte böyle kremlerimi, maskelerimi, ne bileyim yağlarımı falan onun içine koyabilirim. Hem de burada şık da durur bence. Evet, zaten şurada günlük kullandığım ürünler var. Bilmiyorum, buraya geleceğiz, daha buraya geleceğiz. Birazdan aynı usta gelecek bu arada. Evet, bugünlük işimi bitirdim. Bugün daha başka hiçbir şey yapamam. Çünkü yapsam da boşa yapmış olacağım. Holü toparladım ama yani mantoyu falan öyle düzenlemedim. Şöyle göstereyim size. Kirleri toparlayamadım. Sadece birkaç bir şey buradan çıktı ama siz onu şu an anlayamayabilirsiniz. Hala dağınık olduğu için. Çekmeceler oradaydı. Mesela onlar çıktı. Birkaç şey oradaydı. Onlar çıktı. Yine kısmen burası boşaldı ama asıl boşalması gereken şeyler hala burada. Yani burası ne zaman bitecek hiçbir fikrim yok. Aynen odasını göstermiştim. Burası tamamdır. Yatak odası. Şöyle göstereyim. Tamamdır. Makineye çamaşır atacaktım ama makine bence biraz dinlenmeli. Çünkü çok fazla çalışıyor. Şöyle. Bu arada size bir şey göstereceğim. Trendyol'dan şunlardan aldım. Böyle dörtlü bu. Bir dakika. Böyle bir tane Pervol'ün geliştirilmiş yenileme etkisi renk ve doku diyor. Parlak renkler doku güçlendirir. Bu renkler için sanırım. Bu siyahlar için zaten bunu kullanıyorum büyüğünü. Bu da şey, bakım onarım geliştirilmiş etki. Önce ipeklenmeyi ve ipeklenmeyi önlermiş falan filan sanırım. Hassas şeyler için. Bu da bir de beyazlar için olanı vardı ama o bitti. Trendyol'dan bu dördünü 24.95'e falan aldım sanırım. Bir tanesi 1 litre. Toplam 4 litreyi 23'e mi 24'e mi öyle bir şey almış olmam gerekiyor. Bu ara çok fazla çamaşır yıkıyorum. Bitmiyor. Çamaşır bitmiyor. Asla bitmiyor. Ama makine o kadar çok çalıştı ki o yüzden bugün akşama kadar bence dinlenmeli. Ona da yazık. O da bir yani bozulacak diye aklım çıkıyor çünkü. Şimdi banyoya girdim. Banyoda şöyle bir şey yaptım.
Bu aynanın odasına almış olduğum şeyi buraya koydum. Biliyorum çok hoş durmuyor. Şöyle baktığınızda sadece bakım ürünlerine ait ama bilmiyorum biraz da böyle kullanıyorum. Biliyorsunuz ben çok sık değiştiriyorum banyo görüntüsünü. Biraz da bu şekilde kullanmak istedim. Olmazsa bunu şöyle de yapabilirim. Bunu böylece bu dolabımın içine de koyabilirim. Burada da böyle gördüğünüz gibi oraya da sığabilir. Sığmayabilir bilmiyorum. Büyük bir ihtimalle sığmaz sanırım ama. Yani eğer sığarsa buraya da koyabilirim. Ama şimdilik böyle dursun. Burada ojelerim var. Önceden hiç oje kullanmıyordum. Biliyorsunuz ama artık tırnaklarımı yemediğim için oje sürüyorum. O yüzden ay netlik gitti. O yüzden çok sık oje alıyorum. Burada tırnakla ilgili bütün her şey burada. Burada da genel olarak işte vücut kremi. Neydi? Bu el kremi. Bu da güneş koruyucu yüz kremi. Bu saç için durulanmayan bir maske onarım yapan bir krem. Burada da böyle krep şeyleri var. Krep atmak için taraklar var. Burada da her şey var. Yani diş teliyle alakalı şeylerim, fırçalarım, fırça uçlarım. Ondan sonra takma kirpik, ayna suyun bandı, gece maskem. Hepsi burada böyle karışık duruyor. Mutfakta böyle toplu işler. Bu kadar bugünlük gerçekten benden. Bu kadar bu akşam montaj yapmam gerekiyor. Saatte 6.30 falan olmuştur. Aynı su geldi okuldan bu arada. 6.30 falan olmuş olabilir. Tamam. Evet 6'yı çeyrek geçiyor saat. Yaklaşık 1,5-2 saat sonra Miran'ı uyutacağım. O hala babaannesinde. Ama ilk önce gerçekten bir Nescafe içip öyle çıkacağım. O kadar yoruldum ki anlatamam size. O yüzden birazcık dinleneceğim. Ondan sonra yukarı çıkıp Miran'ı alırım. Bugün evde yemek falan da yapmadım. Yukarıda yenir. Ben evde yemek yemeyeceğim maalesef. Yapamayacağım da. Gerçekten kendimi o kadar güç hissetmiyorum. Yukarıda yemeğimizi yedik. Ben montaja başladım. Miran'ı uyuttum. Aynı su telefondan çizgi film izliyor. Çünkü bir hafta boyunca neredeyse hatta hiç telefondan çizgi film izlemedi. Ve çok erkenden uyuyordu. Bugün ona izin verdim. Çünkü yarın o kadar tatil. Cumartesi. O yüzden biraz telefon izler sonra da uyur bence zaten. Çok yorgundur. Harist arka sokaklar başladı. Onu izliyor. Ben de balkonda montaj yapıyorum. Dün akşam izlemiş olduğunuz videoyu montajlıyorum. Sonra bugün bu videoyu da bu akşam montajlayacağım. Montajlamak istiyorum yani. Eğer bilgisayarım buna müsaade ederse. Çünkü pek müsaade edecek gibi durmuyor. Bilgisayarım çok yavaşladı. Montaj ne ya? Şey yapılması lazım. Format atılması lazım. Şimdi meyve tabağı hazırlıyorum. Bu arada bir şey söyleme. Benim büyük tripodumun kameraya takılan bölümünü kaybettim. Ve beni çok üzüyor. Evin içinde bulamıyorum. Nerede olduğunu bilmiyorum. Çok canımı sıkıyor bu durum. Çünkü büyük tripod olmadan çekim yapmanız çok zor oluyor. Bugün nasıl geçti hiç bilmiyorum ya. Yarın ne yaparım hiç bilmiyorum ama. Aa, pek de evde durasım da yok açıkçası. Bakalım babama. Çatal da almaya gel tamam mı? O kadar yorgun ki ses tonu dahi değişti ama ne zaman uyumak isterse o zaman uyusun. Çünkü kaç akşamdır uyuyor erkenden. Bir dakika veriyorum. Ben alayım mı annem? Bu da sana. Ben sana
sadece biraz şeftali ve biraz muz yiyeceğim. Ve montajımı yapacağım. Montajımı bitirmek üzereyim. Bu videonun da montajını yapmalıyım. O yüzden bu videonun sonuna geldik. Hepiniz çok öpüyorum. Yarınki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.